Herkese merhabalar. Şu anda Kocaeli Körfez Yarımca'dan İzmit'e doğru yola çıktım. Bu motorla ilk vlogum, aslında Ankara'dan alırken geliş videomu yapmıştım ama onun haricinde aldıktan sonra ile ilgili ilk vlogum. Hemen dedim İzmit'e giderken bir kaydımı da açayım. Anlatmak istediğim bir konu var, onu dedim anlatayım. Şimdi bu aralar bayağıdır, böyle nasıl söyleyeyim, hatta bir 3 haftadır falan araç alım satımla ilgili bayağı vakit geçiriyorum. Çünkü önce arabamı değiştirdim, daha sonrasında motoru değiştirdim. E tabii ki yenilerini alana kadar bayağı bir insanla haşır neşir oldum. Bayağı bu araba baktım, bayağı bir motor baktım. Başımdan geçen bazı durumlar oldu. Bunların dedim hemen bir videosunu yapayım. Çünkü gerçekten artık ülkemiz öyle bir hal aldı ki kimin kime güveneceği, kime inanacağı hiçbir şekilde belli olmuyor. İnsanlar çok acayip ticaretler yapıyor. Eskiden ticaretin bir adabı vardı. Eskiden ticaretin bir güzel bir noktası vardı. Yani ticaret yapmak iyi bir şeydi. Şimdi o kadar farklı oldu ki her şey. Yani insan ne yapacağını şaşırıyor. Baktığım araçlarda, baktığım motorlarda o kadar farklı insanlarla tanıştım ki. Bundan önceki iki videomda zaten bunlarla ilgili durumlar var. Bir tanesinde tek bir motorla ilgili durum zaten anlattım. Diğerinde 5-6 tane bakmış olduğum motorla ilgili durumları anlattım. Şu anki videomda da, bu videomda da genel olarak insanların tavrıyla alakalı, alım satım ahlaklarıyla alakalı bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu arada nedense GoPro gene kapanmaya başladı bu aralar. Onun için aynadan şöyle bir bakıyorum arada bir. Kapandıktan sonra çünkü nerede kaldığıma emin olamıyorum. Tekrar kamerayı açıp başladığımda da kafam karışmış oluyor. O Ankara'dan geliş videomda öyle olmuştu. Allah'tan ki editlerken biraz toparladım o durumları. Şimdi aslında en son durumdan bir önceye doğru devam edeceğim. Bundan iki gün önce bir arkadaşıma CF Moto 250 NK motor bulduk. 2022 model, daha 1000 kilometre civarlarında. Fiyatını da söyleyeyim, 67 bin liraydı. Aradı kendisini sahibinden.com üzerinden. Onda da şöyle bir şey yapmış araç sahibi, satıcısı. Kendi numarasını koymamış, geçici numara konuluyor biliyorsunuz. 0850'li bir numaradan ulaşılabiliyor. O numaradan ulaştı, anlattı, dedi işte nesi var nesi yok. Söyledi daha 1000 kilometrede bakımları yapıldı, herhangi bir sıkıntısı yok. Fiyatı da 67 bin lira. Pazarlık dedi, kesinlikle yapmayacağım dedi. Yani 66.900 bin lira olmaz dedi. Yani 67 bin lira düz rakam dedi. Arkadaşım da tamam dedi, kabulüm. 67 bin liraya motorum bende. İstersen dedi hemen dedi IBAN'ını ver, sana dedi parayı göndereyim. Veya dedi bu gece 12-8 çalışıyorum, sabah 8'de işten çıktığımda, motor da Kocaeli Gebze'deydi bu arada, arkadaşım da İzmit'te çalışıyor, sabah işten çıktığımda dedi 8'de direkt dedi arkadaşımı alayım, beraber dedi Gebze'ye gelelim. O alayım dedi arkadaşla ben oluyorum. İzmit'ten çıkacak, gelecek Yarımca'dan beni alacak, Gebze'ye gideceğiz sabah 9'da. Motoru alıp geri döneceğiz ve pazarlık falan hiçbir şey yapmayacağız. Karşı taraf dedi ki ben çalışıyorum, öğlenin 2'de öğle tatiline çıkıyorum, 1.30'da bitiyor. Ben bir yarım saat falan daha izin alırım, yani siz 12.30 gibi gelin, bakalım konuşalım anlaşalım. 1.30'da noterler açılıyor, hemen gideriz, ben 2'ye kadar izin alırım, satışı yaparız döneriz dedi. Tamam dedik, her şeyi anlaştı telefonda. Daha sonrasında üstüne bir yarım saat falan daha geçti. Ben arkadaşıma dedim ki ara dedim, bir daha bir teyit et. Bak sabah gece dedim 12-8'den çıkacaksın. Hani o yorgunlukta gideceksin, bir terslik olmasın. Bu aralar dedim başımıza hep terslikler geliyor, bir teyit et dedim. Aradı, bir daha konuştu. Dedi ki bana kendi numaranı ver. Böyle dedi hani 0850'den ulaşarak dedi alışveriş yapılmaz. Bana dedi numaranı ver, ben seni dedi arayayım sabah yola çıkarken, hani netleştirelim. O da dedi ki şu anda dışarıdayım, hatta bisikletleyim dedi. Durdum kenara seninle konuşuyorum dedi. Şimdi eve gideyim dedi, WhatsApp'tan ben sana yazayım dedi. Hem numaramı öğrenmiş olursun dedi, hem konum atarım dedi. Tamam dedik, konuyu kapattık. Üstüne bir saat daha geçti. Arayan soran yok, mesaj atan yok. Üstüne biraz daha zaman geçti. Bir baktık, ilan kalktı. İlan kalkınca ne oldu tabii, doğal olarak ulaşamıyoruz da. Çünkü 0850'den ulaşabiliyorduk. Numarasını da vermedi. Dedik ki acaba dolandırıcı mıydı, neydi, yani niye böyle oldu derken 1-2 saat geçti, bir baktık ilan tekrardan yayında, 67 bin lira olan fiyat 72 bin liraya yükselmiş. Ve tekrar aradığımızda açmıyor. Yani öyle bir ahlak oldu ki artık insanlarda. Yani 67 bin liraya ilana koymuş, üst üste 4-5 kişi arayınca tamam ben geliyorum alıyorum deyince şunu fark ediyor, diyor ki demek ki ben ucuza koydum, biraz daha pahalıya satmam gerekiyor diye düşünüp ilanı güncelliyor. Ya tamam bak, bunu da anlıyorum. Fiyata göre düşük koymuş olabilirsin, senin motorun daha fazla ediyor olabilir, bunu fark etmiş olabilirsin. Bundan yana sıkıntı yok. Ama sen adamla randevulaşıyorsun. Yarın geleceğim diye bu adam planlıyor, işini gücünü ayarlıyor. Ben
onunla birlikte gideceğim. Hani bir motorla gidip iki motor geri döneceğiz. Hani ben kendimi ayarlıyorum. Bu kadar şey konuşuyorsun. En kötü ihtimal ara de ki, ya kardeşim ben böyle böyle bir ilan koydum ama ben bu fiyatı çok düşük koymuşum, sonradan fark ettim. Hani biz seninle de konuştuk ama sen yola çıkma, ben bunun fiyatını 72 yapacağım. Ama seninle de konuştuk, netleştirdik, hani tamam pazarlık yapmayacağım dedim ama hadi 72 değil de sana 71'e vereyim, 70'e vereyim. Veya hadi 72 de kabulümdür de ki, hani ben 72'den aşağı vermeyeceğim, böyle bir karar aldım, kusura bakma, hani ailemle konuştum, babamla konuştum, ne bileyim bir şey de. Ama böyle telefonu açmayıp ilanı güncelleyip, yani bu nasıl bir ticari ahlaktır? İnsanlar artık bu hale geldi. Geçenlerde başka bir arkadaşıma, gene Gebze'den, hani bu arada Gebze denk geliyor ama hani Gebzeliler yanlış anlamasın, hepsi bu anlamda bu şekildedir diye düşünülmesin, bize böyle denk geldi. Gebze'den bir araba bulduk. Aynı şekilde telefonda dedi ki 1 TL bile indirmem, ona göre gelin dedi. Günlerden de pazar. Gelin dedi, bakın. Tamam dedik, neyse fiyatın kabulümüzdür dedik. Gittik arabaya baktık, gördük, hakikaten tamam güzel, o paraya alınabilecek bir araba. Pazarlığa da ihtiyaç duymadık. Dedik ki tamam, al abi sen kaporanı, yarın sabah buradayız. Tamam, her şeyi konuştuk, anlaştık. Ha pardon, şöyle bir şey dedi. Yarın sabah benim çocuğum dedi Umuttepe Hastanede kontrolü var. Oradan döneceğim öğleden sonra, öğleden sonraya satış verebilirim dedi. Tamam dedik, konuyu kapattık, çıktık yola. Kaporasını da verdik adamın. Daha sonrasında biz yolda dönerken Gebze'den İzmit'e adam mesaj attı. Dedi ki biz Umuttepe'den çıktıktan sonra isterseniz İzmit'te satış yapalım, siz beni Gebze'ye bırakın. Bana bu da o yer dedi. Aradık adamı, dedik tamam abi biz seni bırakırız Gebze'ye, çoluğunla çocuğunla hiç problem değil. İzmit'te satış yapalım, bizim için de daha iyi. Tamam dedik, konuyu tekrar kapattık. Üstüne biraz zaman geçti, gece oldu. Gece adam mesaj atmış arkadaşıma. Demiş ki benim çocuğumu acil servise kaldırdık. Yarın satışla ilgili ne olur ne biter bilmiyorum, geceden hastaneye geldik demiş. Tamam, tabii ki bir şey diyemezsin yani, çocuğu hastaneye kalkmış, araba falan kimsenin umurunda olmaz, ne adamın umurunda olur ne bir şeyin. Buraya kadar her şey normal. Sabah oldu, arkadaş mesaj atmış, işte geçmiş olsun abi, mesajını yeni gördüm falan. Adam da demiş ki saat 3 gibi gel istersen, burada gene satış yapabiliriz. Bu arada Umuttepe'ye değil Gebze'deki hastaneye acile kaldırmışlar. Tamam dedik, saat 1.30 gibi arkadaş aradı, abi ben 2'de yola çıkacağım, 3'te gel demiştin, hani tamam mı her şey? Tamam dedi, 3'te gel. Arkadaşım İzmit'ten çıktı, geldi beni yarımcadan aldı. Tam Gebze'ye girdik, adam mesaj attı, benim çocuğumu yoğun bakıma kaldırdılar, İşte siz gelmeyin. Aradık hemen, abi geçmiş olsun ama biz zaten Gebze'deyiz, tam biz seni arayacaktık, senden mesaj geldi. Dedi hastanedeyim, gelin. Gittik hastaneye, adam üzgün tabii ki, yani buradan da çocuk ne durumda bilmiyorum ama geçmiş olsun, inşallah iyileşmiştir. Gittik, adam üzgün, 3,5 yaşında çocuğu yoğun bakıma kaldırılmış. Abi dedik tamam, hani satış falan tabii ki şu an düşünemezsin ama sen şimdi hastanedesin, sana para lazım da olabilir, araba da lazım olabilir. Diyorsan ki bana para lazım, hemen şurada 5 dakikada notere gidelim, arabanı alalım, parayı kullan. Ya da diyorsan ki ben şimdi hastanedeyim, git gel, işimiz gücümüz var, ben işte arabayı veremem, araba lazım diyorsan da abi hiç önemli değil. Yani sağlık her şeyden önemlidir. Biz dedim geri dönelim. Tamam dedi, bizim kaporamızı da geri verdi. Ben dedi hani satar mıyım satamaz mıyım ne olur bilmiyorum dedi. Alın siz kaporanızı, haberleşiriz dedi. Üstüne birkaç gün geçti. Fake bir hesaptan adama mesaj attık. Dedi ki gelin görün arabayı. Ya şimdi bak, biz senin kaporanı vermişiz, demek ki çocuğu iyileşti, gelin görün dediğine göre. Yani biz hazır alacağız, bakmayacağız etmeyeceğiz, direkt noterde buluşacağız. Sen neyimize uyuz olduğunda geldik, hani yapabileceğimiz bir şey var mı dedik, çocuk hastanedeydi. Abi işte para lazımsa, gerekirse biz sana biraz daha maddi destekte bulunalım, alışverişi sonra yaparız, araba da sende kalsın. Hani biz insaniyet namına gereken her şeyi yaptık adama. Adam bir baktık ki başkasına da randevu veriyor. Allah Allah, nasıl bir adama denk geldik dedik. Neyse, o ara ilan kalktı, dedik herhalde sattı. Üstüne biraz zaman geçti. Bu sefer Facebook'ta market bölümü var ya, orada araç satışı yapılıyor. Bir baktık ki araç orada. Oradan mesaj attık. 1000 lira da yükseltmiş fiyatı. Örnek veriyorum, 30 liraysa 31 milyar yapmış. Yani 1000 lira sadece yükseltmiş arabayı. Tamam, 1000 lirasını daha biz veririz. 1000 lira nedir zaten de. Hani o kadar para veren adam 1000 lira daha verir zaten. Oradan mesaj attık böyle böyle. Gene diyor ki gelin bakın şöyleydi böyleydi. Bu sefer arkadaşım aradı. Abi dedi sen ilana koymuşsun tekrar. Biz zaten alıcıyız, sen niye böyle yapıyorsun derken telefon kesildi, adama ulaşılamıyor. Dedim mesaj at bakalım ne diyecek. Mesaj attık, telefonunu açınca görsün diye. Dedik böyle böyle, ona da cevap yazmadı. Yani biz bu adama ne yapmış olabiliriz? Bu adam muhtemelen
Başka bir şeyin peşinde ama neyin peşinde olduğunu anlayamadık. Bu arada biz ona kapora 100 lira vermiştik sadece. Acaba bu daha büyük kaporacı mı? Milletin kaporasını mı yiyor? Bir şey mi yapıyor? Yani düşünüyorum, taşınıyorum. Bu davranışları gerçekten çok saçma. Ya insanlar artık öyle bir hal aldı ki. Ya niye böyle şeyler yapıyorlar ben anlamıyorum. Yani alışveriş yapmak o kadar zorlaştı ki ülkemizde. Kapora veriyorsun olmuyor, telefonda anlaşıyorsun olmuyor, gidiyorsun anlaşıyorsun olmuyor. Yani buyur abi, buyur abi. Eyvallah. Şimdi benim bu motor mesela, ben bunu yeni aldım Ankara'dan. Buradan da arkadaş izliyorsa selam. Bilmiyorum, ben bunu yayınladığımda belki bu durum çözülmüş olur ama bu motoru aldığımda yedek anahtarını bulamadı, bir de orta sehpasını bulamadı. Samsun'da evde bıraktım galiba dedi. Anneme telefon açayım sana kargolasın dedi. Üstüne 3-4 gün geçti. Baktım ki hala ses soluk olmayınca pazartesi günü mesaj attım. Bizim dedim hani ne yaptık, kargoyu bugün gönderebilecekler mi falan. Cevap bile yazmadı bana. Hiç gördü mesajımı, mavi oldu WhatsApp'taki şey. Cevap bile yazmadı. Bekledim, gene bir şey demedim. Salı günü oldu, tekrar mesaj attım. Dün dedim mesaj attım, cevap bile yazmadın ama hani bu durum ne olacak? Alışverişi bitirdik diye dedim, hani böyle mi olacak dedim. Yani artık biraz böyle ters konuştum. Hemen geri aradı beni. Bak dedi, ikidir böyle söylüyorsun, çok bozuluyorum dedi. Seni dedi daha önce dedi dolandırdılar mı? Ne oldular dedi, böyle konuşuyorsun ama dedi, yani moralim bozuluyor dedi. Dedim ki bu ülkede dolandırılmayan, böyle konularda kazık yemeyen insan mı kaldı dedim. Yani biz seninle tamam oturduk konuştuk, yedik içtik, alışverişimizi yaptık eyvallah ama orada tanıştık ve orada bitti. Ben seni tanımam etmem, sen beni tanımazsın etmezsin. E şimdi yedek anahtar önemli bir şey, orta sehpa önemli bir şey. Hani dedim göndermeyeceksen de göndermeyeceğim dersin, ben de ona göre kendi yoluma bakarım. Yani ya bunun gider yedeğini yaptırırım, ya kendime orta sehpa alırım, ya da orta sehpasız kullanacağımı kabullenirim. Yani bir kendime bir aksiyon alırım. Dedi ki annem anahtarı bulmuş, orta sehpayı bulamamış dedi. Ben ay başında dedi Samsun'a gideceğim, İkisini birlikte göndereyim istersen dedi. Tamam dedim. O zamana kadar ben seni bir daha rahatsız etmeyeceğim dedim. Hatta o zamandan sonra da rahatsız etmeyeceğim dedim. Madem trip atıyorsun dedim, zoruna gidiyormuş böyle söylemem dedim. Bu konuyu ben burada kapatıyorum dedim. Ay başından sonra dedim adresin var sende, gönderirsin dedim. Mevzuyu kapattım. Ha, bu videoyu yayınladığımda muhtemelen aybaşı olmuş olacak. Artık anahtar geldi mi gelmedi mi, orta sehpa geldi mi gelmedi mi, ben yani gelip gelmediğini yorumlara yazarım, başa tuttururum. Hani yorum kısmına girdiğinizde cevabı da görmüş olursunuz. Yani artık durumlar böyle oluyor. Ben anlayamıyorum. Yani ben de satıcıyım bir noktada. Hani aldığım gibi de satıyorum da sonuçta aldığım her mal bende kalmıyor. Benim de başıma böyle şeyler geliyor. Benim de kargoyla göndereceğim şeyler oluyor. Ne bileyim. Ben hemen bir gün sonrasında çözemediysen bile, olmadıysa bile geri arıyorum. Bak böyle böyle olduğu sebebi bu. Aklına bir şey gelmesin. Şu zaman göndereceğim veya gönderemiyorum. Veya işte neyse onu açıklıyorum. Ben onu kendimde sorumluluk hissediyorum ama insanlarda maalesef o yok. İnsanlar maalesef o sorumluluğu almıyor. Yani çok değişik oldu. Böyle de hani bu başımdan geçen birkaç olayı anlatmak istedim. Alışveriş yaparken bunlara dikkat edin. Ya insanlar bin bir çeşit olmuş. 300-500 liralar için böyle kendilerini bu hallere sokabiliyorlar. Hani bu anahtar için konuşmuyorum. Bu arkadaş gerçekten temiz de bir arkadaş. Sevdim de kendisini. Hani zannetmiyorum yanlış bir şey olacağını ama sadece iletişimsizlikle alakalı bir sıkıntı yaşadık o konuda. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Bunları göreceğiz. Evet, durumlar böyle. Şimdi ben geldim, burada bir arkadaşla oturacağız kafede. Nerede oturayım diye bakıyorum bir yandan, gölge bir yerler bakıyorum. Buraya da bir çadır kurmuşlar. Ne çadırı ki bu? Ha, bir şeyler düşüyorlar. Şöyle çıkayım yukarı, buralar gölge galiba. Dur ileriden döneyim. Evet, durumlar böyleydi. Ben şuradan çıkayım. Motorumu park edeyim. Videomuzun da kapanışını yapalım. Herkese kazasız, belasız, arızasız, mutlu sürüşler diliyorum. İzmit'te olanlar beni buralarda bayağı bir görebiliyor. Genelde buralarda oturuyorum. Güzel oluyor buralar. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.